Ne oldu? Çabuk gel dedim. Fırat'a bir şey mi oldu? Daha ne olsun Mirza? Oğlanın haberi tıklanma rekorları kırmış neredeyse. Neyse. Biz işimize bakalım. Bütün gün düşündüm. Fırat'ın hayatındaki streslerden birini ortadan kaldıracağız ki daha çabuk iyileşsin. He. Nazım ortadan kaldıracağız. Ona benim bile gücüm yetmez. Hedefimiz bir başkası. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hazım Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun lütfen, buyurun. Sağ olun. Hayırdır inşallah. Yeni bir bela yok değil mi başımızda? Yok yok, hiç merak etmeyin. Ama haklısınız. Ben son günlerde size hep felaket tellal oldum değil mi? Ay yoktum, estağfurullah. Ben öyle demek istemedim de. Buyurun oturun lütfen. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bir şey içer misiniz? Gerçi ben bu akşam çay demlemedim ama hemen demlerim. Yok, gerek yok. Hiç zahmet etmeyin, ne olur. Ben sadece öyle uğramak istedim. Ha. Siz Fırat'ın durumunu öğrendiniz herhalde değil mi? Gerçekten çok üzgünüm. Yani bizzat kendim gelip geçmiş olsun demek istedim. Eksik olmayın, sağ olun. Bir şekilde Naz'ın da olaylara dahil olduğunu duyunca üzüntüm daha da arttı. Biliyorum ona kızgınsınız ama haklısınız da. Sultan Hanım, bana göre onların arasında yaşanan her şeyin ama her şeyin tek sebebi aşk. Ama onlarınki insanı kestirilemez yollara sokacak cinsten. Bir meczerin içinde gibi. Bazen gürültülü. Bazen de suskun. İyi akşamlar. Sen hangi cesaretle benim evime gelirsin ha? Kusura bakma Sultan, rahatsız ettim. Kızımı görmeye geldim. Hayır efendim, göremezsin. İzin vermeyeyim. Sevi artık çocuk değil Sultan. Ve ben babasıyım. O kadar hakkım yok mu? Yok. Sen o hakkını yıllar önce kaybettin. Konuları yabancıların önünde konuşmayalım istersen. Hazım Bey yabancı değil. Burada bir yabancı varsa o da sensin. Ben seni daha yeni uyarmadım be. Oğlum. Burada ne işin var senin? Oğlum. He? Fırat, aha. Fırat oğlum. Oğlum, Sevi'yi görmeye gelmiş. Peki Sevi buna ne diyor? Ben üstüme bir şey alıp geleyim. Fırat, büyük geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Yeğenim, bir şey lazım olursa ben buradayım. Baba, ben hazırım. İyi akşamlar. Anne, çok geç kalmayız. Benim asıl geliş sebebim çok yakın bir hastane sahibi dostumun tavsiyesi. Çabucak iyileşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Hazım Bey, çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Kusura bakmayın, yani gecenin sonu böyle oldu. Rica ederim, rica ederim. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. Akşamlar.
Niye baba akşamın bir vakti çat kapı eve gelmek nereden çıktı? Beni ne kadar zor bir duruma düşeceğini hiç düşünmedin mi? Zaten annem nasıl karşı çıkmadı onu da anlamadım. Sen daha anneni tanıyamamışsın kızım. Hem biz baba kız değil miyiz? Ne var bunda? Ailesine ihanet eden bir babanın kızıyım ben baba. Bunu sordum. O Hazım Bey de sürekli annenin etrafında pervane. Hayır yani Nazlı Fırat da ayrılmış. Ne diye görüşüyorlar anlamıyorum. Baba. Kusura bakma ama annemin hayatıyla ilgili bir soru sormaya hakkın yok senin. Ne olursa olsun sen benim babamsın. Ama annemin kocası değilsin artık. O yüzden lütfen annemi üzecek ya da huzurumuzu kaçıracak bir şey yapma. Olur mu? Hayır kızım benim böyle bir amacım yok ki. Amacın ne peki baba? Bak seni. Sana bunun gerçek nedenini söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Bana bu konuda söz vermeni istiyorum. Açmışsın. Öldüm meraktan. Sevi ne oldu sana? Ha? Baban canını sıkacak bir şey mi söyledi? Ha? Bir şey mi söyledi? Ne oldu? O şeytan ne dedi sana? Bir şey demedi annem. Hatta ben söyledim bizden uzak dur diye. E ne dedi peki? Kalacak mıymış gidecek miymiş? Ne dedi? Gidecekmiş. Fazla kalmayacakmış. Ne diye gelmişti huzurumuzu kaçırmış o zaman? Boyu devrilesici. Artık Naz'a aşık Fırat yok. Sen o Fırat'ın kalbini bile bile her gün yaktın. Defalarca öldürdün. Ama artık bitti. Şimdi sıra bende. Sen canın acımadan durmayacaksın. Söyle. Canının yanmasına hazır ol.